Arkadaşlar merhaba. Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle TYT Coğrafya genel tekrarına başlıyoruz arkadaşlar. TYT Coğrafya'dan korkmayın. 5'te 5 yapmaya hazır mısınız? 5'te 5 yapacağız arkadaşlar inşallah. Coğrafya artık korkulu ders olmaktan çıkacak. Kaç video olacak? Yaklaşık 4 veya 5 video olacak arkadaşlar. 4 ve 5 videoda tüm TYT coğrafya konularını tekrar edeceğiz. Peki daha sonra ne yapacağız? Daha sonra ise denemeler çözeceğiz arkadaşlar. Bol bol bilgi notları paylaşacağız. Lütfen Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Enes Hoca coğrafya yazarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bize de destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Hemen şimdi ne yapıyoruz? TYT coğrafya genel tekrarına başlıyoruz. 5'te 5 olacak o coğrafya arkadaşlar inşallah. Başlayalım ilk konu coğrafyanın ilk konusundan başlıyoruz Arkadaşlar şöyle ki coğrafyada biz e, ilk konumuzdan birisi Arkadaşlar şu şekilde atmosfer hidrosfer biosfer ve litosfer olmak üzere e, katmanlar vardı Peki bunlar nelerdir litosfer taş küre taş küre arkadaşlar nedir yer kabuğu anlamına gelir çok fazla bir şey bilmenize gerek yok atmosfer hava küre neymiş atmosferik olayların hepsi işte yağmurdur doludur bunların hepsi nerede gerçekleşir atmosferde. Hidrosfer, hidro su demek arkadaşlar. Sudur. Burada yeraltı, yerüstü suları, işte akarsular, denizler, burada okyanuslar. Bunların hepsi neye girer arkadaşlar? Hidrosfere. Biyosferde canlılar. Hayvan ve bitki topluluklarına ne denir? Biyosfer denir arkadaşlar. Daha sonra coğrafyanın ilkeleri. Coğrafyanın arkadaşlar 3 adet ilkesi vardır. Her bilimin bir ilkesi vardır ki bizim de coğrafyacılar olarak bir ilkelerimiz vardır. Nelerdir bunlar? Arkadaşlar birinci ilkemiz ve neredeyse en temel ilkemiz nedenselliktir. Nedir hocam nedensellik? Şu arkadaşlar. Nedensellik neden ve sonuç var. Yani burada bir örnek vermişiz. Mesela deniz tabanında meydana gelen deprem ya da volkanik faaliyetler tsunami oluşmuna neden olur. Buradaki deprem neye neden olur? Tsunami'ye neden olur. Peki şöyle bir neden sonuç versek. Doğu Karadeniz'de iklim ve toprak koşulları elverişli olduğu için çay tarımı yapılır. Neden sonuçtur? İç Anadolu karasal olduğu için tahıl tarımı yapılır. Neden sonuçtur? Ege Bölgesi'nde fay hatları yoğun olduğu için depremler yaygındır ya da sıcak su kaynakları yaygındır. Bunlar neyle alakalı? Nedensellikle alakalı arkadaşlar. Neden ve sonuç olması lazım. Nedensellikte unutmayın. Geldik karşılıklı ilgi, bağlantı. İki coğrafya dalı arasında bağlantı olması lazım. Örneğin sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler, hava kirliliğinin fazla olduğu yerler. Bakın iki gitsi birbirine paralel mi? Paralel. Ya da şöyle diyebiliriz. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler, nüfusun yoğun olduğu yerlerdir. Doğru paralel mi? Paralel. Örneğin Marmara bölgesi Türkiye'de sanayinin en fazla olduğu bölgedir. nüfusun da en fazla olduğu bölgedir. O zaman birbirine paralel miymiş? Paralel. Bu da bağlantı ilkesiyle açıklanır arkadaşlar. Örneğin dağlık bölgeler nüfusun seyrek olduğu bölgeler. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Neden? E çünkü dağlık bölgeler nüfusa seyrektir. Çünkü dağlık alanlarda insanlar kolay kolay yaşayamaz diyeceğiz arkadaşlar. Geldim Üçüncü ülkemize, ilkemize dağılış ilkesi. Arkadaşlar biz maalesef ki en çok dağılış ilkesini önemsiyoruz. Diğerlerini önemsemiyoruz ama bana göre e, en temel ilkemiz nedenselliktir. Coğrafyada her şeyin ama her şeyin bir nedeni vardır mutlaka. Dağılışta nerede sorusuna cevap verir arkadaşlar. Örneğin Doğu Karadeniz'de çay tanımı yapılır. Nerede? Doğu Karadeniz'de. Amazon ve Kongo Havzası'nda her mevsim alır. Neresi? Amazon ve Kongo havzası. Ülkemizde terör topraklar Akdeniz iklim sahasında görülür. Nerede? Akdeniz bölgesinde görülür diyeceğiz. Dağılışta bu şekildeydi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hız kesmeden devam ediyoruz. Bir diğer ünitemiz insan doğa etkileşimi. Arkadaşlar insan doğa etkileşiminde insan doğayı etkiler doğa insanı etkileri. Bunları örneklerle açıklayacağım. Bu örneklerin hepsini tek tek sollarda göreceksiniz arkadaşlar. Gelsin örneklerimiz burada. Birinci örneğimiz insanın doğaya. Yani bizim doğaya ne gibi etkimiz var? Peki yararlı etkimiz yok ama bakalım. Pasifik Okyanusu ile Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlayan Panama kanalının yapılması. Arkadaşlar unutmayın bunu. Kanalların yapılması insanın doğaya etkisidir. Çünkü kanalı yapan insandır arkadaşlar. Başka Avrasya tünelin, Tünelin yapılması insanın doğaya etkisidir. Tüneli yapan kim? Burada soruyu bu şekilde sorun. Yapan kim? İnsan. O zaman insan neyi etkilemiş? Doğayı etkilemiş diyeceğiz. Süveyş kanalının açılmasıyla Akdeniz'de, Kızıldeniz'de olan canlı türlerin artış gösterilmesi. Niye? Çünkü Süveyş kanalı açan kim? insandır. İnsanın doğa etkisidir. Yine barajlar arkadaşlar, barajlarda insanın doğa etkisine güzel bir örnektir. Şunu da unutmayın. Dünyada insanın doğaya etkisinin en fazla olduğu yerler sanayi faaliyetlerinin en yoğun olduğu yerlerdir. Bunu da mutlaka not alın. İnsan doğa etkileşiminde en önemli faktör sanayidir arkadaşlar. Peki sanayi nerede hocam en fazla? Nerede? Batı Avrupa'da. Neresi Batı Avrupa? İngiltere, Fransa, Almanya'nın bulunduğu yer. Başka? Amerika'nın doğu kesiminde arkadaşlar. Doğu ABD'de. Bir de nerede var? Doğu Asya'da var. Bu üç kesimde arkadaşlar sanayi faaliyetleri yoğundur ve insanın doğaya etkisinin en fazla olduğu yerlerdir diyeceğiz. Çünkü yerleşmeye en fazla açılan yerler buralardır diyeceğiz. Peki doğa bizi nasıl etkiliyor? Biz doğa mesela Karadeniz'deyiz. Karadeniz'de evleri ahşaptan yaparız. Neden? Çünkü orada ahşap eşya var. Mesela Akdeniz'de evleri taştan yaparız. Neden? Çünkü orada taş eşya var. Doğa ne yapmış? Bizi etkilemiş. Ya da şöyle söyleyelim. evler daha çok daha eskiden evler ilk zamanlarda evler nereye kuruluyordu? Akartuk kenarına. Burada temel etken ne? akarsudur. Yani doğal bir etkendir. Doğanın insan yaşamı üzerine etkisi. Mesela kutuplarda insanlar kalın giyir. Neden? Çünkü soğuk. Mesela kutuplarda iglo evler vardır. Nedir iglo evler? Nedir buzuldan yapılan evlerdir arkadaşlar? Iglo evler. Peki niye iglo ev var? Çünkü orası soğuk. Soğuk yani burada etkileyen faktör ne? Doğadır. Doğal afetlerin insan yaşamına olumsuz etkilemesi, depremin, volkanizmanın, tsunami'nin, selin, işte orman yangınlarının insan yaşamına olumsuz etkilemesi neyle alakalı? Doğanın insan yaşamına etkisi. Yine ülkemizde Karadeniz'de, yine dünyada Norveç, Peru ve Kanada gibi ülkelerde balıkçılığın gelişmesi de neyle alakalı arkadaşlar? Doğanın insan yaşamı üzerine etkisiyle alakalı. Doğanın insan yaşamı üzerine etkisinde iki şey bilin arkadaşlar. Bir yer şekilleri etkiler, daha ova, plato olarak işte Akarsu olarak etkiler. İki, ne etkiler arkadaşlar? Afetler etkiler diyeceğiz burada. Bir de iklim etkiler. Çok sıcak olması etkiler mi etkiler? Çöl. Çölde mesela doğa insanı etkiliyor. Mesela kutuplar doğa insanı etkiliyor. Mesela bol yağışın olduğu yerde etkiler arkadaşlar. Peki nasıl etkiler? Amazon ve Kongo havzası dünyanın en fazla yaşalan yeridir. E burada insanlar alçaklara yerleşemiyorlar. Çok fazla yaşar. Nereye gidiyor? Yükseklere doğru gidiyor. O zaman bu da doğanın insan yaşamı üzerine mi? Kesinlikle öyledir diyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz hiç kesmeden. Şimdi Coğrafyanın alt dallarına geldik. ÖSYM arada sırada buradan soru soruyor arkadaşlar. Soruları kolaydır, korkmayın buradan. Yazık e, görmediğiniz kelimeler olabilir ki zaten bu konuları daha önce gördüğünüz için e, kelimeleri aşina olmanız lazım. Bir fiziki coğrafya, fiziki coğrafya doğal olayları inceler arkadaşlar. Asla ve asla fiziki coğrafyada insan yoktur. Unutmayın bunu hangisi fiziki coğrafyanın inceleme alanındadır derse insan yoktur diyeceğiz. Jeomorfoloji. Geo, yor, e, jeo, yor demek diyorum. Geo yer demek arkadaşlar. Morfo şekil, loji bilim. Yer şekilleri bilimi. Peki neler inceler? Dağları, ovaları, platoları inceler. Neymiş bu? Jeomorfoloji. Devam ediyorum. Jeoloji. Jeomorfolojinin altındadır arkadaşlar. Jeoloji yer bilimidir. Yerin altını, yerin altındaki olayları inceler. Depremi, volkanizmayı, fay hattını, kayaçları ne incelermiş? jeoloji inceler. Klimatoloji hepimizin bildiği iklim bilimidir. Uzun zamanda ve geniş alanda etkili olan iklim türlerini etkiler. Biyocoğrafya canlı bilimidir arkadaşlar. Canlıların dağılışını inceler. Hidrografya su bilimidir. Suları inceler. Kartografya ise harita bilimidir. Bu kadar bilmeniz kafi. Peki bunu neye dayanarak söylüyorum? Çıkma sınav sorularına. Çıkma sınav sorularında arkadaşlar bunlardan başkası yoktu. Sadece başlık altında sordular size. Bu şekilde sorarlar. Beşeri coğrafya ve ekonomik coğrafyada ne var? Bakıyorum. Nüfus coğrafyası. Yani burada ne olacak arkadaşlar? Beşer şaşar. Yani insan var burada. insan. İnsan faktörü olacak burada. Bakıyorum nüfus. Yerleşme. Kültür, siyasi coğrafya, sanayi coğrafyası, tarım coğrafyası, ulaşım coğrafyası, turizm coğrafyası. Bunların hepsini yapan kim? İnsan. O zaman burada fiziki coğrafya doğal ortam varken beşeri coğrafyada beşeri ortam var diyeceğiz arkadaşlar. Bunları da yani açıklamaya gerek yok zaten. Nüfus coğrafyası, nüfusu, nüfusun dağılışını ve niteliklerini inceler gibi ifadeler kullanacağız. Bu ünitemiz de bu şekildeydi. Devam ediyorum. Şimdi en korktuğunuz yere geldik. Dünyanın şekli ve sonuçları ünitesi. Ee, ÖSYM buradan uzun yıldır soru sormuyordu. Bu maalesef 2021 yılında e, özel tarihlerle ilgili bir soru sordu arkadaşlar. Ne zamandır konu gelmeyen bir yerde ama artık geldi. Denemelerde de buradan mutlaka sorular göreceksiniz. ÖSYM sorduğu için deneme da artık bu konuya önem veriyor. Dünyanın şekli sonuçları. Bakalım neymiş. İlk başta arkadaşlar dünyanın geoid şekline bakacağız. Geoid ne demek? Geoid arkadaşlar kutuplardan basık, ekvatordan şişik bir hal almasına Geoid denir arkadaşlar. Peki geoidin ne sonucu var? Yani kutuplardan basık olmasının ne sonucu var? Şöyle ki arkadaşlar, Üç tane madde öğreneceksiniz. C yer çekimi, yarıçap, uzunluk. 1. Ekvator çevresi, 2. yarıçap, 3. de yer çekimi. Lütfen bu şekilde aklınızda kalsın. Yer çekimi, yarıçap, uzunluk. Bunu ezberleyin yeterlidir. Geoid şekliliğinde aklımıza ne gelecekmiş? Yer çekim, yarıçap, uzunluk. Yer çekimi, yarıçap, uzunluk. Bakalım. Yer çekiminden başlayalım. Arkadaşlar kutuplar daha basıktı değil mi? Kutuplar daha basık olduğu için yerin merkezine daha yakındır. E yerin merkezine daha yakınsa o zaman yer çekimi de kutuplarda daha fazladır diyeceğiz. Ekvator'dan kutuplara doğru yer çekimi ne yapar? artar arkadaşlar. İki yer çekimi yarıçap dedik. Çapa bakıyorum. Ekvator daha uzundu. O zaman ekvator çapı daha büyüktür. Ekvator çapı kutupların çapından daha büyüktür. E, yer çekimi yarıçap ve uzunluk ekvator çevresi uzunluğu ise kutuplar çevresi uzunluğundan daha fazladır. O zaman tekrar ediyorum. Geoid şeklince yer çekimi yarıçap ve uzunluk aklımıza gelecek arkadaşlar. Başka hiçbir şey gelmesin. Yer neredeymiş en fazla? Kutuplarda. Peki ülkemizde nerededir yer çekimi arkadaşlar? En fazla nerededir? Sinop'tadır diyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dünyanın şekli sonuçları. Geldik buraya. Bir sürü sonucumuz var arkadaşlar burada. Dünyanın geo şeklini bitirdik. Şimdi küresel şekli var. Küresel şeklinin sonucu var. Maalesef ki bir sürü şey var. Hepsini tek tek ezberleyecek miyiz? Hayır arkadaşlar. Bunun bir mantığı var. Baktığınız zaman arkadaşlar dünyanın küresel şeklinin sonuçlarında şunu sakın unutmayın: eğer ekvatordan kutuplara bir şey değişiyorsa bu Dünya'nın küresel şeklidir. Ama üç şey hariç: yer çekimi, yarıçap, uzunluk, geoit şekli. Ama diğerleri. Örneğin, ekvatordan kutuplara güneşlerin geliş açısı küçülür. O zaman bu Dünya'nın Küresel şeklidir. Peki hocam neden küçülür? Çünkü ekvatora arkadaşlar dik açıyla gelir, ekvatora ışınları dik açıyla gelir. Şuradan şöyle, ekvatordan kutuplara doğru gidince açı ne yapar? Küçülür diyeceğiz bir. Peki küçülürse ne olur? Arkadaşlar, dik açıyla gelmesi demek güneşinlerin daha sıcak olması demek. Mesela biz öğlen Güneş dik açıyla alırız daha sıcaktır. Akşam ve sabah vakitleri daha eğik açıyla daha soğuktur. Hele ki şu günlerde onu daha net görüyorsunuz arkadaşlar. Ben Ankara'da, ol Ankara'da olduğum için yani Ankara ayazının şiddetini çok daha net bir şekilde görmekteyiz. Ee, öğlen yine nispeten de sıcaklıklar artsa da e, o kadar da bir etkili değil maalesef ki. Öğle vakitleri yine birazcık da artıyor. Peki bakıyorum. Ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık azalır. Arkadaşlar daimi kar sınırı. Ekvatorda daimi kar sınırı 5000 metrede. E niye zaten sıcak burası? Burada kar olmaz, erir. Peki hocam 5000 metrede niye kar var? Şunu unutmayın. Ekvatorda kalıcı karın olmasının sebebi yükseltidir. Orada 5000 metrede dağ var. Kilimanjaro da var arkadaşlar. Unutmayın bunu. Ekvatorda kalıcı karın olmasının sebebi yükseltidir diyeceğiz. Yine tarım, orman, yerleşme sınırı Ekvator'da fazladır, kutuplarda azdır. Yani Ekvator'dan kutuplara alçalır. Denizlerdeki tuzluluk oranı. Arkadaşlar Ekvator daha sıcak değil mi? Evet. O zaman sıcaksa buharlaşma fazladır. Evet. E buharlaşma fazlaysa tuzluluk oranı da fazladır arkadaşlar. Ekvator'dan kutuplara gidecek tuzluluk oranı ne yapar? Azalır diyeceğiz. Yine güneşin ufuktaki yükseltisi azalır. Gölge boyu arkadaşlar Ekvator'da kısadır. Ekvator'dan kutuplara gidilçe gölge boyu ne yapar? uzar diyeceğiz arkadaşlar. Yine termik basınç alanlar oluşur. Ekvatorda termik alçak basınç, kutuplarda ise termik yüksek basınç alan oluşur. Yine unutmayacağınız bir kelime çiziksiniz. Arkadaşlar çizgi dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızıdır. Buna baktığımız zaman ekvator uzunluğu hani daha uzundu ya da yeni gördük. Ekvator uzunluğu daha fazlaydı. Ekvator uzunluğu daha fazla olduğu için ekvatorda çizgi daha hızlıdır. Daha hızlı döner. Ama kutuplarda daha yavaş döner. O yüzden diyeceğiz ki çizgi çerez dünyada ekvatordan kutuplara gidilince ne yapar? Asalır. Peki size bir soru. Hemen yorum kısmına yazın. Çizgisel hız ülkemizde en fazla nerededir arkadaşlar? Hangi ilimizdedir? Hemen yorum kısmına bekliyorum. Devam ediyoruz. Güneşin doğuşu ve batış saati ekvatordan kutuplara doğru uzar arkadaşlar. Yine grup ve tan süresi uzar. Burada arkadaşlar meridyen arası zaman farkı 4 dakikadır. Biz buna açısal hız deriz. Dünyanın her yerinde aynıdır diyeceğiz Yine haritalarda bozulma gerçekleşir. Yine aydınlanma çemberi iki eşit parçaya böler diyeceğiz. Yani çok uzun burası. Genel olarak şunu bilin yeterli. Ekvator'dan kutuplara doğru değişen her şey dünyanın şeklini verecek diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bilmeniz kafi. Buradan soru geldi mi, gelmedi. Gelir mi? Allah bilir ama şimdiye kadar gelmedi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet şimdi de günlük hareketi eksen hareketinin sonuçlarına bakalım. Yani dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü. Arkadaşlar çok basittir. Buna baktığınız zaman günlük harekette gün içerisinde değişen olaylar var. Bakın hepsi gün içerisinde değişecek. Anahtar kelimemiz ne? Gün içerisinde. Bakın gün içerisinde güneşin geliş değişir. Sabah eğik açıyla gelir. Öğlen dik açıyla gelir. Akşam yine eğik açıyla gelir. O zaman sıcaklık gün içinde değişir. Gölge boyu öğlen dik açıyla geldiği için gölge boyu en kısa olur, akşam en uzun olur. Sıcaklık değişir, günlük basınç farkları oluşur. Bakın, günlük hareket deyince bilmeniz gereken 3 farklı, 3 tane bilgi var. 1- Meltem rüzgarlarını bilin. 2- Fiziksel çözülmeyi bilin. Ve okyanus akıntıları, sürekli rüzgarların sapmalara uğramasına bilin. Bir tane daha varmış arkadaşlar, dinamik basınç alanlarını bilin. Tekrar ediyorum. Günlük hareket deyince aklımıza ne gelecek? Pardon, şurayla. Günlük hareket deyince ne gelecek? Bir, Meltem rüzgarı gelsin. Fiziksel çözülme gelsin. Başka, e, okyanus akıntıları ve sürekli rüzgarlarda sapmalar gelsin. Bir de dinamik basınç alanları gelsin. Dört madde birin yeterli. Gerisini zaten gün içerisinde kavramdan çıkartırsınız. Yine yerel saatlerde neymiş? Günlük hareket sonucu oluşulmuş arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Devam ediyorum. Yörünge şeklinde elips olması. Arkadaşlar burada 2017'de soru geldi buradan. Aşağıdakilerden hangisi yörüngenin elips olmasının sonuçlarından biridir diye soru geldi. Buradan tam olarak sordu. Peki yörüngenin elips olması ne demek? Yörünge dediğimiz kavram arkadaşlar. Dünya şey güneşin şey, pardon, Dünya'nın Güneş ekseni etrafındaki hareketine yörünge deriz arkadaşlar. Ki yörünge de elipsidir. Bakalım sonuçlar nelermiş. Bakın, Dünya Güneş'e ne yapar? Yakınlaşır, uzaklaşır. Dünya'nın Güneş'e yakınlaşıp uzaklaşması hızını değiştirir arkadaşlar. Nasıl yani? Bakın, 3 Ocak'ta Dünya Güneş'e en yakın. Allah Allah. Hocam, 3 Ocak'ta Dünya Güneş'e en yakın. E niye biz o zaman yazı yaşamıyoruz da kışı yaşıyoruz 3 Ocak'ta? Niye? Çünkü arkadaşlar dünyanın güneşe yakınlaşıp uzaklaşması sıcakla etki etmez. Ne eder peki? Güneş ışınlarının geliş eder. Eğer dik açıyla gelirse güneş ışını biz yazı, yazar, yazı yaşarız. Peki ne zaman dik açıya geliyor? 21 Haziran'da diyeceğiz arkadaşlar. Dünya güneşe en yakın. En yakın olduğu için çekim kuvveti artar ve dünya daha hızlı dönmeye başlar. Dünya daha hızlı dönerse kendi eksiğinin etrafında gün süreleri kısalır. Peki kısalan gün süresi hangisi? Şubat ayı arkadaşlar. Şubat ayı 28 gün çeker. Neden? Çünkü dünya güneşe en yakındır. En yakın olduğu zamanda daha hızlı döner. Daha hızlı döndüğü için de gün süresi kısalır. 28 Şubat ayı çeker diyeceğiz. Yine buraya baktığımız zaman en uzakta ne var? Arkadaşlar en uzağa baktığımız zaman bu sefer dünya ne yapar? Yakınlaş, uzaklaştığı için yavaş döner. E daha yavaş dönmesi arkadaşlar gün sürelerini uzadır. Peki hangi gün uzar? 21 Mart, 21 Haziran, 21 Aralık diyoruz. Peki neden 23 Eylül diyoruz? Çünkü dünya güneşi en uzak olduğu zaman da gün süresi uzuyor. 28 Şubat'tan aldığımız günü nereye veriyoruz arkadaşlar? 23 Eylül'e veriyoruz. 23 Eylül de o yüzden 23 Eylül'dür. Diğerleri 21 ama niye bu 23? Çünkü dünyanın güneşe en uzak olması diyeceğiz. Peki Sorumuzun cevabı neydi? 2017'de çıkan şuydu arkadaşlar. Yarım kürelerde farklı mevsim sürelerinin olması. Yani kuzey yarım kürede yaz ayının uzun sürmesi, güney yarım kürede ise kış ayının uzun sürmesinin sebebi yörünge şeklinin elips olması diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmayın. Çıkmış sınav sorusudur. Devam ediyoruz. Evet bunu da bitirdik. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Şimdi eksen eğikliğinin sonuçlarına bakıyoruz arkadaşlar. Eksen eğikliğine baktığımız zaman eksen eğikli 23 derece 27 dakikadır arkadaşlar. Eksen eğikliğinde de aklınıza şu gelsin. Yıl içerisinde değişen tüm olaylar eksen verir. Yıl içerisinde gölge boyu değişir. Yıl içerisinde sıcaklık değişir. Yıl içerisinde buhallaşma değişir. İşte yıl içerisinde basınçlar oluşur. Burada bilmemiz gereken nedir arkadaşlar? Eksen ekliğinde bilmemiz gereken birinci kavram yıl içerisinde. Yıl içerisinde değişen tüm olaylar eksen ekliğini verir. Başka? Muson rüzgarlarını bilin arkadaşlar. Yine dönenceler ne zaman ne ile oluşmuş? Eksen eğikliği ile oluşmuş diyeceğiz. Bakın arkadaşlar yengeç dönencesi 23 27'den geçiyor. Kuzey yarım kürede ülkemizde şuradan görüyorsunuz. O ekvator burada ve oğlak dönencesi de burada diyeceğiz. Yani ülkemize baktığınız zaman ülkemiz burada. Burada yengeç dönencesi içerisinde göstermiş ülkemizi. Yine burada olduğunu görüyoruz zaten mavi şeyle gösteriliyor. Muson rüzgarlarını bilin. Yıl içerisinde kavramı bilin. Peki hocam ek e, eksen olmasa ne olurdu? Bunun takilleri hiçbir olmazdı. Yani yıl içerisinde sıcaklıklar değişmezdi. Yıl içerisinde gölge boyu değişmezdi diyeceğiz arkadaşlar. Ben genel tekrar olduğu için çok fazla ayrıntısına inmeyeceğim. Bunların hepsini tek tek anlatmaya kalksam zaten video sadece burada 20-30 dakika sürer. O yüzden Genel bir, genel hatlarıyla soru çözebileceğiniz sayısallara, işteallıklara, sözelleri herkese soru çözdürecek tarzda anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ufak tefek notlar alırsanız sizin için kafidir. Örneğin eksen eğikliğinde ne bilmemiz gerekiyormuş? Yılı içerisinde değişen olaylar, eksen eğikliğiymiş, dönenceleri bilmemiz lazım, muson rüzgarlarını bilmemiz lazım ve matematik iklim kuşaklarını bilmemiz lazım. Bunlar zaten eksen eğikliğinin sonuçlarıdır arkadaşlar. Sorularda en fazla bunları görürsünüz. Şimdi geldik özel tarihlere. Özel tarihler arkadaşlar 2021 yılında TYT sınavında çıkan bir soruydu. Ee, çıkabilir yine çıkabilir o yüzden bilelim. İlk başta 21 Haziran'dan başlayalım. Arkadaşlar 21 Haziran'a baktığımız zaman 21 Haziran'da güneş ışınları nereye dik açıyla gelir? Nereye gelir arkadaşlar? Bakın şuraya. Yani burası neresi? Burası yengeç dönencesi. 21 e, yengeç dönencesi öyle vakti güneş ışınları dik açıyla Peki dik açıyla alırsa ne olur? gölge boyu oluşmaz arkadaşlar. Ve yine baktığımız zaman güneş burada kuzey yarım küreye dönüktür. Arkadaşlar lütfen şunu unutmayın. 21 Haziran'da kuzey yarım kürede gündüz, güney yarım kürede gece uzundur. Bakın kuzey kutup dairesinde yani şurada tam olarak şurada kuzey kutup dairesinde 24 saatlik gündüz var. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz var. Arkadaşlar hemen bir yorum yapalım. En uzun gündüzden daha uzun gündüz olabilir mi? Olamaz. O zaman ne olacak? 21 Haziran'dan sonra kuzey yarımkürede gündüzler kısalacak, geceler uzayacak arkadaşlar. Yine güney yarımkürede en uzun gece yaşanır. baktığımız zaman arkadaşlar kuzey yarımkürede yaz başlangıcı, güney yarımkürede kış başlangıcı diyeceğiz. Yine aydınlanma çemberi bakın geceyle ile ayıran çember kutup dairelerini de geçer diyeceğiz arkadaşlar. Genel olarak 21 Haziran'dan şunu bilin. Kuzey yarım kürede. Dünyanın neresinde olursanız olun. Kuzeye doğru gidildikçe. Kuzey kutbuna yakınlaşırsanız o zaman ne olacak? Gündüzler uzayacak. Güneye doğru yaklaşırsanız geceler uzayacak. Bunu bilin yeterlidir. 21 Haziran'da kuzeye doğru gidildikçe gündüzler uzar. Güneye doğru gidildikçe geceler uzar. Kuzey yarım kürede gündüzler. Güney yarım kürede geceler uzundur. 21 Haziran en uzun gündüzdür. En uzun gündüzden daha uzun gündüz olamayacağına göre o zaman bundan sonra ne yapacak? gündüzler kısalacak diyeceğiz arkadaşlar. 21 Haziran bu şekilde. 21 Aralık da bunun tam tersi. Bakın şimdi 21 Aralık. Bunun tam tersini göreceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen kalemimi sileyim. 21 Aralık. Bakın bu sefer güney yarım kürede geçer. O zaman 21 Pardon şurası yanlış yazılmış. Şurayı arkadaşlar şöyle kafanızı karıştırmasın. Şurası 21 Haziran değil 21 Aralık olacaktı arkadaşlar. Şurası yanlış yazılmış. Yukarıda yazıyor zaten ama kusura bakmayın. Şimdi 21 Aralık'ta ne olacak? 21 Aralık'ta arkadaşlar güney yarım küreye güneş ışınları gelecek. Yani oğlak dönencesine güneş ışınları dik açıda gelecek. Peki oğlak dönencesine dik gelirse oğlak dönencesi göl gibi oluşmayacak. 21 Aralık'ta arkadaşlar kuzey yarım kürede en uzun gece. Bakın daha birkaç gün öncesine kadar en uzun geceyi ne zaman yaşadık? 21 Aralık'ta. Peki hocam en uzun geceden daha uzun gece olur mu? Olmaz. E o zaman biz ne oldu? 21 Aralık'tan sonra ne yaptı? Geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başladı diyeceğiz. Yine kuzey Yarı, Güney yarım kürede ise en uzun gündüz var. Bir soru da Eğer gündüz uzunluğu Aralık'ta fazlaysa, bakın lütfen unutmayın bunu. Eğer gündüz uzunluğu Aralık'ta fazlaysa Güney Yarım Kireli'dir. Eğer gündüz uzunluğu Haziran'da fazlaysa Kuzey yarım kürededir diyeceğiz arkadaşlar. Ve yine 21 Aralık'ta dünyanın neresinde olursanız olun kuzeye doğru gidildikçe bu sefer geceler uzayacak. Güneye doğru gidildikçe, gidildikçe ise ne uzayacak? E, gündüzler uzayacak arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi diyorum. Evet, burayı da devam ediyoruz. Ve 21 Mart ve 23 Eylül yani Ekinoks tarihleridir. Peki bu sefer ne olur? Arkadaşlar bakın güneş ışınları tam olarak ekvatora dik açıyla gelir. Ekvatora dik açıyla gelen güneş ışınları ekvatorda gölge boyu oluşmaz. Bakın şunu unutmayın. Hep yanılıyorsunuz. Ekvatora sürekli güneş dik açıyla gelmez arkadaşlar. Ekvatora bir iki kere dik açıyla gelir. 21 Mart 23 Eylül'de arkadaşlar. Ve yine baktığımız zaman ee, Ekvator'a iki kere de kaç gelir? Yengeç dönencesine 21 Haziran, Oğlak dönencesine ise 21 Aralık'ta. Peki arkadaşlar daha yeni işlemiştik. Hadi, iyi, iyi. Dikkatli dinleyenler bilir. Bu 23 Eylül. Neden 23 Eylül'dü? Niye diğerleri 21'de de bu 23 Eylül'dü? Bunu da yorum kısmına bekliyorum. İki tane soru sordum size. O iki soruyu da yorum kısmına bekliyorum. Bakalım kimler dikkatli dinlemiş. Ekvator'da gölge oluşmaz. Yine aylık boylamda. Bakın aynı boylamda güneşin doğuş ve batış saatleri aynıdır. Unutmayın 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde dünyanın neresinde olursanız olun güneş 12 saat 6'da doğar 18'de batar arkadaşlar. Yani 12 saatlik bir gündüz süresi var. Tekrar ediyorum burayı biraz karıştı. 21 Mart ve 23 Eylül'de dünyanın her yerinde güneş doğduktan 12 saat sonra batacak arkadaşlar bunu da unutmayın Güneş her iki kutup noktasında da görülür bakın görüyorsunuz zaten görülür ve bahar başlamaktır 21 Mart Kuzey Yarımkürede ilk bahar Güney Yarımkürede sonbahar 23 Eylül Kuzey Yarımkürede sonbahar Güney Yarımkürede ise ilkbahar bahar başlangıcıdır Evet arkadaşlar genel tekrarımızı bu şekilde ilk partını bitirdik diğer partlarımız da gelecektir lütfen abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.